Behlül Dane'nin şöyle hikmetli bir kıssası var. Behlül Dane bir gün Harun Reşit'ten bir vazife ister. Harun Reşit de ona der ki çarşı pazar ağırlığını yani denetimini sana veriyorum der. Bana çarşı pazar hakkında bir bir malumat getir der. Behlül Dane hemen işe koyulur. İlk olay bir fırına gider. Birkaç ekmek tartar. Hepsi normal ağırlığının 90 gelir. Fırıncıya dönüp hayatına memnun musun? Geçinebiliyor musun? Çoğu çocuğun ağız tadıyla yaşayıp gidiyor mu diye sorar. Fırıncı için bütün bu sorulara menfi olarak cevap verir. Hayır diye cevap verir. Yani hayatta memnun olduğu bir şey yoktur. Böyle bir şey demeden ayrılır fırıncıdan. Bir başka fırına geçer. Orada birkaç ekmek tartar. Gör ki bütün ekmekler normal gramajından daha fazla. Aynı soru bu fırıncının sahibine sorar. Bir sonra müspet cevap alır. Yani fırıncı gayet huzurludur. Bundan başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşid'in huzuruna çıkıp vazifesini yerine getirdiğini söyler. Harun Reşid der ki, Behlül der, daha yeni vazife verdik ama sen ne çabuk bıktın. Behlül de şunu izah eder, efendim çarşı pazarın ağası varmış, ben değilmiş. Benden önce ekmekleri tatmış, vicdanları da. Bunu göre herkes zaten hesabını ödeyip duruyor. Bana ihtiyaçları kalmamış. Huzur bulan, huzur bulmayan da orada kendi durumunu görüyor. Yani huzur ve ilk şartı kazancın helal olmasıdır. Çünkü ağızdan geçen her lokma eğer helal ise kişi efiz ve manevi zindelik verir. Ağza girene dikkat edilirse ağızdan çıkan da ona göre olur. Feyiz de olur. Yine efendimiz buyuruyor, hacca gelir diyor. Hacca gelle bek ya Rabbi der. Huzuruna geldim ya Rabbi der. Kabul değilsin denir. Haram ve şüpheli bir lokma gaflet ve hantallık verir. Duyuşları kısırlaştırır. Kalbi perde olur. Ölümü hatırına getirmez. İhtirası bitmez.